Şimdi sizlere bir video izlettireceğim. Önce videoyu bir izleyelim. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın? Zaten geçinemiyor. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolan. Sizin de gördüğünüz gibi Kemal Kılıçdaroğlu 22 Aralık 2020'de bu sözleri sarf etti. Aradan 24 gün geçti. Bugüne kadar, yani şimdiye kadar daha hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dava açtı, ne ceza yazdı, ne hani kınadı, hiçbir kişi yaptırımda uygulamadı. Hani Kemal Kılıçdaroğlu her zaman diyor ya, bu ülkede adalet yok. Gerçekten de adalet bu ülkede yerli yerince yok arkadaşlar. Yani hani bozuk saat günde iki kez doğruyu gösteriyor derler ya. Onun gibi Kemal Kılıçdaroğlu akşama kadar 100 tane yalan atar ama 2 tane doğru hani gösteriyor ya, bozuk saat gibi 2 tane doğruyu gösterdiği oluyor. Neden? Çünkü adalet eğer olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu bugün savcı tarafından soruşturma açılır, hakim karşısına çıkardı. Cezai işlem uygulanırdı. Gerçekten adalet yok. Eğer adam ne diyor ya? Uyuşturucu ticareti yapandan vergi alacaksın diyor. Organ mafyasından vergi alacaksın diyor. Ve bir de diyor kara para aklayandan vergi alacaksın diyor. Bu sözleri söyleyen AK Parti'nin bir herhangi belediye başkanı olsaydı görevden el çektirilir ve hakkında soruşturma başlatılır. Bir sürü de cezai işlem yaptırılır ve ceza alırdı. Millet AK Parti'nin milletvekillerinden olsa milletvekilliği düşürülürdü. Normal yüksek derecelerden hani bir en alt tabakadan bir vatandaş, hani sözü sesi duyulmayan bir kişi böyle bir konuşma yapsa tamam bir şey olmazdı ama memur tarafından AK Parti'ye yakın bilinmiş bir il ilçe başkanlarından böyle bir seslenim gelseydi cezai işlem yaptırılırdı kesin arkadaşlar. Kesin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefetinin başındaki oturan zat açık açık uyuşturucu ticaretinden vergi alacaksın diyor. Yasal hale getir diyor. Organ mafyası ya, organ ticareti. Adam organ satıyor, organ kaçakçılığı yapıyor. İnsanların hayatıyla oynayan o kişilerden adam diyor vergi alacaksın diyor ya. Kara para aklayandan, dolandırıcıdan, sahtekardan vergi alacaksın diyor. Bunu söyleyen ana muhalefetin genel başkanı ve hiçbir yaptırım, hiçbir ceza uygulanmıyor. Adalet gerçekten de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi yok. Biz de işte bunlar için adalet istiyoruz. Bu konuşmalarda, bu savunmalarda, bu tür sözlerde, bu düşüncelerde, bu açıklamalardan ötürü Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten de büyük bir ceza alması gerekir. Ve böyle bu tür suçları kimse bir daha övme cesaretinde bulunamasın diye. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.